AKP'de Pelikan Savaşı, Pelikan Harbi başladı. Sabah gazetesinden Dilek Güngör geçtiğimiz günlerde bir yazı yazmıştı ve yargıda FETÖ'yle mücadele eden hakimlerin yerine baylokçu hakimlerin, savcıların atandığını söylemişti ve bunun üzerine aslında bu sözleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e ithafen söylediği konuşulmuştu ve bunun üzerine Abdülhamit Gül de daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ'yle mücadele dersi veriyorlar diye bir cevap verdi ve ortalık karıştı. Şimdi bu Pelikan meselesini anlamaya çalışıyorum. AKP içinde nasıl bir savaş var? Bütün bunları konuşacağız. Hattımızda şimdi Gazete Duvar yazarı Hakkı Özdal var. Hakkı Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Şimdi metal yorgunluğu denilmişti. Son yıllarda Erdoğan'ın böyle bir söylemi vardı. Bu metal yorgunluğu son aşamada artık çekirdekteki bir kavgaya mı dönüştü? Nedir bu Pelikan Savaşı? Metal yorgunluğunu özellikle 2017 referandumunun hemen öncesinde ve hatırlarsınız, izleyiciler de hatırlar. 2017 referandumu biraz tartışmalı bir şekilde sona erdi. Hem sonuçlar birbirine çok yakındı, hem de sayım devam ederken öğleden sonra saatlerinde mühürsüz zarfların da YSK tarafından sisteme dahil edilmesiyle tablo biraz evet lehine dönmüştü. Evet. O siyasal olarak iktidarı zorlayan bir tabloydu. Büyük şehirlerde hayır oyu çıkmıştı ve Erdoğan burada sorunu aslında kendi siyasal sistemine ilişkin bir gidişat sorunu olarak değil de teşkilatın çalışmaması ya da yeterince çalışmaması, yeterince gönüllü olmaması gibi bir yerde aradı ve Evet. metal yorgunluğu adı altında örgütsel bir değişim yolu seçeceğinin sinyallerini verdi önce. Bunu söyledikten birkaç ay sonra başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı büyükşehir belediyelerini ve il belediyeleri başkanlarını görevden aldı. Parti yönetimini, teşkilat başkanlarını çok sayıda yerde değiştirdi ve o dönemden itibaren hani Adalet Kalkma Partisi'nin içinden çok fazla kulis bilgisi ya da sağlıklı haber yorum almak mümkün değil ama hem bir izlenim olarak hem de oradan kırıntı düzeyinde, az düzeyde de olsa gelen bilgiler ve eleştirilerden anladık ki bu parti örgütü, teşkilatı üzerinde bir sıkıntı yarattı. O süreçte bu yenilenmeyi yöneten bir başka ekip, aslında Erdoğan'la birlikte davranan, hatta bazı Adalet Kalkınma Partileri açısından Erdoğan'ı etkileyen, yanlış yönlendiren, onların tabirleriyle söylüyorum, bir ekip tarafından gerçekleştirildiği söylenmişti. Metal yorgunluğuyla bugünkü Pelikan tartışmalarının bağlantısı biraz orada. Çünkü bugün yeniden Pelikan tartışması gündeme geldiğinde başta Davutoğlu hareketinin ayrışması olmak üzere çeşitli nedenlerle Adalet Kalkınma Partisi'nin parti örgütlerinde özellikle de bir önceki dönem yöneticileri, il başkanları, ilçe başkanları ve yönetim kurullarından art arda istifalar gelmesi nedeniyle bu ikisini birbirine bağlamak mümkün. Yoksa direkt metal yorgunluğu ile Pelikan konusunu birbirine direkt belki bağlamak mümkün değil. Ama hani böyle bir ilişkiden söz edilebilir. Peki bu Pelikan nasıl bir yapı? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Yani devlet içinde bir klik olarak mı ortaya çıkıyor? Devlet destekli mi? Nasıl bir yapı? Siz nasıl görüyorsunuz? Ya şimdi bir kere açık bir yapı değiller. Aslında yine izleyiciler de biliyordur. 2016 yılında o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesiyle sonuçlanan bir süreç var. Pelikan Bildirisi adı altında bir blog yazısı yayınlandı. Bu blog yazısı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ya da hükümete yakınlığıyla bilinen bazı gazeteciler tarafından dolaşıma sokuldu. Çünkü bilinen bir blog sayfası değildi. Yazıyı yazanın kim olduğu bilinmiyordu. İmzasız bir yazıydı. Sonra bu yazıyı yazanın kim olduğuna dair çeşitli tahminler ve tevatürler dolaştı ama en azından imzalanmamış bir yazıydı. Buna rağmen sahiplenildi. Özellikle Erdoğan'a çok yakın gazeteciler tarafından. Birkaç gün içinde de Davutoğlu istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi orada başlayan bir hani ilk ucu orada görünen bir yapı var. Bu çok açık. Bunlar bir düşünce kuruluşu adı altında işte meşhur Pelikan Yalısı diye literatüre giren, siyasal literatürümüze Pelikan Yalısı diye giren bir yerde bulunan bir düşünce kuruluşu etrafında örgütlenmiş gibi görünüyorlar. Çok sayıda sosyal medya trolünü yönettikleri düşünülüyor, tahmin ediliyor. Bazı gazetelere, hükümet yanlısı gazetelere ve onların köşe yazarlarına hakim oldukları biliniyor. Ama bunun dışında da
hükümete özellikle de Adalet Kalkınma Partisi'nin ya da mevcut Cumhurbaşkanlığı sistemi yönetiminin çekirdeğine, yani aslında Erdoğan ve ailesine çok yakın bazı isimlerle temas halinde oldukları ya da bizzat onlarca da desteklendiklerine dair çok güçlü işaretler var. Bu açıdan bunu bir tek başına bir örgüt gibi değil de Adalet Kalkınma Partisi içinde ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi yönetiminin içinde, Erdoğan yönetiminin içinde çekirdeğe, yani temel kararların alındığı çok dar, küçük bir ekibe nüfuz etme, tesir etme yetkisi yüksek bir çıkar grubu diye tanımlamak belki daha doğru olur. Evet, peki şimdi bu Pelikan Savaşı ile ilgili çok fazla şey konuşuluyor. Erdoğan sonrası için kendilerine bir yeni bir lider belirleme gibi planları olabileceği de konuşuluyor. Bu tartışma, Pelikan meselesi nasıl sonuçlanabilir, nasıl sonuçlara yol açabilir? Şimdi bence bu daha önce de bu tartışma konusu oldu bu grup çeşitli vesilelerle. Fakat bu günkü tartışma aslında yaz boyu yaşanan ve bu kadar büyümeyen, bu kadar gündeme gelmeyen başka tartışmalarla birleştiğinde aslında hem tahrip edici etkisi açısından hem de gerek AKP'de gerekse de yönetim organizasyonunda değişikliğe yol açma ihtimali daha yüksek bir tartışma gibi görünüyor. Şöyle ki şimdi bugüne kadar Pelikan grubu ya da Pelikan diye anılan çevre yönetimin çok yakın çevresine, merkeze, çekirdeğe değil de daha etrafa dönük hamleler yapıyordu. Mesela Davutoğlu'nun görevden uzaklaştırılması çok açık bir şekilde başkanlık sistemine karşı en azından Erdoğan'ın ya da bu grubun Erdoğan için istediği sistemin arzuladığı düzeyde değildi. Hani şöyle söylersek ayak sürüyordu Davutoğlu ve bu grubun bir itibarsızlaştırma saldırısına uğrayıp istifa etmek zorunda kaldı. Fakat bugün işte son olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ondan önce Mustafa Varank, uzun yıllar Erdoğan'ın konuşma metinlerini yazmış eski milletvekili Aydın Ünal gibi ya da Anadolu Ajansı Genel Müdürü, TRT Genel Müdürü gibi aslında kritik görevlerde bulunan ve bizzat Cumhurbaşkanı tarafından atanmış merkeze benim hani şeyin çekirdeği, rejimin çekirdeği dediğim giderek daralmış merkezi yapıya çok yakın isimlere yöneliyorlar. Burada iki türlü şey var bence. Bir tanesi ekonomik krizin de etkisiyle özellikle Adalet Kalkınma Partisi son noktada bir imtiyaz çıkar dağıtım ağı gibi çalıştı uzun yıllardır. Bu olanaklar azaldıkça, yani dağıtılacak imtiyazların hacmi azaldıkça paylaşan insan sayısının fazla olması ister istemez sıkıntıya yol açıyor. Hani çok basitleştirerek söylersek pasta küçülüyor ama masa başından insan kalkmıyorsa birilerini masa başından kaldırmak için hamleler yapılıyor. Belki bir tanesi bu. İkincisi son hücum ettikleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün milli görüş kökenli olduğunu hatırlatmakta yarar var. Önünde çok ciddi bir dosyalar denizi var Adalet Bakanı'nın ve burada özellikle FETÖ dosyalarına ilişkin bazı müphem durumlar, şüpheli durumlar olduğu, yani özellikle iş adamlarının bazı Gülen soruşturmalarına maruz kalmış, tutuklanmış ve daha sonra serbest bırakılmış iş adamlarının dosyalarına ilişkin bizzat kendi içlerinde tartıştıkları, Erdoğan'a yakınlığı şüphe götürmez eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar'ın FETÖ borsası adını taktığı bir süreç yaşandığı anlaşılıyor. Bu sürecin müsebbiplerinin ortaya çıkması riskine karşı bir tedbir olabilir. Dolayısıyla bugünkü Adalet Bakanı'na yönelik saldırı aslında bir tür savunma olarak da okunabilir. Erdoğan sonrası bir lider ufkuna sahipler mi? Hani olay hala bu kadar iyimserler mi bilmiyorum ama bana daha fazla hani bir bakıma kendi geçmiş kusurlarının ya da geçmişte yaptıkları bazı şeylerin ortaya çıkmasını engellemeye dönük de bir hamle gibi geliyor. Abdülhamit Gül yalnız Adalet Bakanı buna çok sert bir karşılık verdi. O da aslında hani Davutoğlu gibi kolay pabuç bırakmayacağını işaret vermiş oldu. Demek ki onun elinde de kendisini güvende, güçlü hissedeceği bazı doneler var diye düşünüyorum. Evet, peki şunu soracağım. AKP aslında seçim öncesi de bunlar yaşandı. İkinci seçimin, İstanbul seçiminin olduğu dönemde de AKP içinde farklı görüşlerin olduğunu biliyoruz. Örneğin işte
bir taraf seçimin tekrarlanmasını isterken bir taraf istemedi gibi. Ya da işte Ankara, İstanbul gibi Türkiye'nin kalbinin attığı iki kente kayyum atanması konuşulurken birkaç gün sonra sarayda işte kucaklayıcı bir tablo kendi dilleriyle ortaya koydular. Büyükşehir Belediye Başkanları'yla Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. Buradaki bu ikili politikaya sebep olan şey de AKP'nin içindeki bu pelikan veya diğer kullanmalar gibi görünüyor. Siz de öyle düşünüyor musunuz örneğin? Evet, evet kesinlikle. 31 Mart günü tablo ortaya çıktığında aslında 31 Mart'ın kendisi başlı başına ağır bir yenilgiydi iktidar açısından. Çünkü her şey bir yana o kadar eşitsiz şartlarda gidilmişti ki medyanın tamamına yakın, yaklaşık %90'ını kontrol eden bir iktidardan söz ediyoruz. Hani televizyonun, gazetelerin kullanılması, gerçi bunların etkisizliğini de ortaya çıkartan bir şey oldu bir yandan ama ayrıca maddi olanakların, hani kamu olanaklarının, Cumhurbaşkanı devletin uçaklarıyla sürekli mitinglere gitti. Binali Yıldırım meclis başkanıydı. Olabildiğince geç istifa etti ve kamunun olanaklarını kullanarak seçim kampanyasına katıldı. Velhasıl hani bütün bu eşitsiz yarışa rağmen sadece İstanbul, Ankara değil, Adana, Antalya gibi, Mersin gibi Türkiye'nin ekonomik ve kültürel açıdan, siyasal açıdan önemli merkezlerini kaybettiler. İzmir, Eskişehir gibi zaten kazanamadıkları yerlerde yine kazanamadılar. Bursa, Balıkesir gibi yerlerde de eskiden çok açık ara kazandıkları yerlerde kıl payı kazandılar. Hani 31 Mart gecesi öyle bir tablo ortaya çıktı ki Adalet Kalkınma Partisi'nin elinde Konya, Kayseri, Malatya dışında neredeyse kayda değer büyük şehir kalmamıştı. Bu zaten başlı başına önemli bir sonuçken İstanbul'u hem aradaki az oy farkının telafi edilebileceği düşüncesiyle hem de bütün bu yenilgi tablosunu geri çeviririz İstanbul'u tekrar kazanırsak düşüncesiyle seçimini tekrar attılar. Fakat hem 31 Mart akşamı Erdoğan'ın konuşmaları hem de ertesi gün itibariyle iktidara yakın çevrelerde başlayan tartışmalar bu seçim tekrarlatma işinin aslında Adalet Kalkınma Partisi için homojen bir tercih olmadığını gösteriyordu. Burada da yine aynı isimler, yani Pelikan adıyla anılan gruba iltisaklı olduğu düşünülen, bilinen isimler seçimin tekrarı için ön ayak oldular. En büyük çabayı daha ilk geceden itibaren onlar göstermeye başladılar. Adalet Kalkınma Partisi'nin yaşadığı yaklaşık bir haftalık kararsızlık onların çabalarıyla ortadan kalktı. Dolayısıyla 23 Haziran yenilgisi de bir bakıma bu grubun da yenilgisi oldu. Aslında bütünüyle Adalet AKP'nin ve tabii ki Erdoğan'ın yenilgisiydi 23 Haziran. Ama kendi iç gündemleri açısından da bu grubun yenilgisiydi. Şu detayı da hatırlatalım. 23 Haziran seçimlerinin Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 41 milyon lira oldu. Ağır ekonomik kriz koşullarında gidildi bu seçime ve 41 milyon lira hani zaten yaşanmış bir yenilginin hezimete dönüştürülmesi için harcanmış oldu. Elbette AKP içinde de bunu sorgulayan, bu konuda eleştirel bir pozisyon takılan insanlar olmuştur. O açıdan dediğinize katılıyorum. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi süreci böyle bir şeye yol açtı. Fakat bu grup bir açık, herkesce görülebilir, şeffaf bir yapı olmadığı için bir sorumluluk sahibi değil. Yani sorumluluk siyasilerin üstünde. Bu grup daha böyle arka plandan yönlendirici şeklinde göründüğü için bir bedel ödemiyorlar. Bir hani sonuçlar üzerinden bir öz eleştiri bile vermiyorlar. Hatta bu rahatsızlığı daha çok da AKP içindeki bazı eski milletvekilleri ve yöneticiler dile getirdiler. Şimdiki çıkışları bu öbür taraftan gelen itirazlarla birleştiği için tahrip gücü yüksek bir şeye yol açabilir. Şunu da söylemek istiyorum. Mesela Davutoğlu ve Babacan ayrılıklarına tekabül eden, onların örgütten ayrıldığı ve kendi partilerini kurmaya başladığı bir döneme tekabül eden bir süreçte başlıyor bu tartışmalar. Davutoğlu ve Babacan aslında zaten çok uzun zamandır partide tasfiye edilmiş, izole edilmiş, hani parti örgütleriyle ilişkisi kalmayacak şekilde bir kenarda tutulmuş isimlerdi. Onlarınki biraz daha siyasal söylem üzerinden belki hani bıkkın küskünleri koparmak ya da yeni bir mecrada toplamak üzerinden etkili olabilir. Fakat bu tartışma hani en sadık olanları bile, belki ekonomik krizden görece daha az etkilenen, daha siyasal, ideolojik, dini, lider kültü gibi sahiplerle partiye bağlı kişileri bile etkileyebilecek bir potansiyel taşıdığı için daha önemli olduğunu düşünüyorum.
bastırılabilir. Hani Erdoğan'ın bu konuda alacağı inisiyatif önemli olacaktır. Tartışma daha fazla büyümeden bastırılabilir. Ya da bir tür bir kurban törenine dönüştürülüp hani bütün bu olumsuzluklar bu grubun içindeki bazı kişilerden kaynaklandı denip onların ağır yara aldığı bir şeyle sonuçlanabilir. Ya da daha zaten AKP'de yaşanan sıkıntılı sürecin daha derinleşmesine, kopmaların hızlanmasına yol açacak bir tahribata yol açabilir. Peki, çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Hakkı Özdal'la görüştük, Gazete Duvar yazarı. Önemli Pelikan meselesi nereye varacak? Bütün bunları değerlendirdik. AKP içinde bir değişikliğe yol açabileceğini söylüyor. Farklı ihtimallerden bahsediyor Hakkı Özdal ama önceki döneme göre bu Pelikan yapısının daha önce etrafa dönük hamleler yaptığı ancak şu anda AKP'nin çekirdeğine hamle yapan bir noktada durması açısından, rejimin çekirdeğine hamle yapan bir yerde durması açısından önem taşıdığını söylüyor. Ve bu yapının aslında kendi daha önce yaptığı hataları örtmek adına birçok hamleyi yaptığını ve şeffaf bir yapı olmadığı için de arka planda yönlendirici bir pozisyonda durduğu için de aslında bedel ödemeyen, daha çok ön planda olan siyasetçilerin bedel ödediği ancak kendilerinin arka planda bedel ödemeden, şeffaf bir yapı olmadan ancak tahrip gücü yüksek olan bir yapı olarak yapıyı devam ettirdiklerini ifade ediyor ve Davutoğlu ve Babacan'ın partiden ayrılmaları sürecinde bu tahrip gücü yüksek etkiyi oluşturmalarında başka bir önemli etken olduğunu söylüyor Hakkı Özdal ve diğer taraftan da bazı ihtimaller var. Bu Pelikan meselesi nasıl sonuçlanacak? Erdoğan bu yapıyı bastırabilir. Seçeneklerden birisi bu. Diğeri bir kurban törenine dönüştürülebilir. Yani aslında yapılan hataların bütün müsebbibi bu Pelikan yapısı denilebilir ve kurban olarak bunlar seçilebilir. Daha sonrasında da AKP aslında bundan ayrı bir yapı olarak kendini sürdürebilir. Diğer bir seçenek ise aslında AKP'deki çöküşün, problemli dönemin devamı anlamına gelebilir. Pelikan meselesi bu şekilde sonuçlara yol açabilir. Biz de bu Pelikan Harbi diye geçen, Pelikan Savaşı diye geçen süreci takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Belli ki AKP içindeki tartışmalar önceki dönemlerdeki gibi değil, artık çok daha büyük etkilere yol açarak devam edecek gibi görünüyor diyelim. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyelim.